Ne yapıyorsun lan iyi mi? He? İyi mi Evet herkese selamünaleyküm. Yasaklı günlerden. İftar saati de yaklaşıyor. Yine saçma sapan korona önlemleri açıklandı biliyorsunuz. Yani bu kadar saçma sapan önlemler olamaz yani. Bu kadar saçmalık olamaz. Bu kadar abuk sabuk şey olamaz yani. Şu ülkeyi tek yapmanız gereken 15-20 gün kapatmak. Ondan sonra düzelmesini beklemek yani. Ama yine abuk sabuk önlemler geldi. Korona yine saat 7-8-9 gibi mesaiye başlıyor arkadaşlar. 7-8-9'dan sonra bulaşıyor. Fabrikaya gidiyoruz. işe gidiyoruz. Toplu taşıma kullanıyoruz. İnsanların içine sıkıyoruz. Sıkıntı yok. Ama bazı yerlerde çok sıkıntı var. Miting yapıyoruz. Sıkıntı yok. Mitinglerde de sıkıntı yok. Ama bazı yerlerde çok sıkıntı oluyor. Çok acayip bir şey yani. Çok acayip. Ülkeyi tek yapmaları gereken aslında şu ülkeyi bir 15-20 gün kapatmak tamam çok zor bir şey. Çok imkansız bir şey. Ama bir hafta bir hazırlık yaptıracaksın herkese. Tamam mı? Bir hafta fabrikalara söyleyeceğim. Kurumlara herkes işini halledecek. Herkes erzağını yapacak. Stoğunu yapacak bir hafta 10 gün 15 gün. Ondan sonra bu işi bitirmemiz lazım yani. Çünkü böyle saçma sapan önlemlerle mesela adamlar garsonlar aylarda ekmek yemiyordu. Gene sen yasak koydun bir sürü insan işini yapamıyor. Bir sürü insana önlemlerinden, yani senin saçma sapan önlemlerinden işsiz kaldılar. Evde yiyecek ekmek bulamıyorlar. Kümesimizin ışığında da yakalım. Tavuklarımızı kontrol edelim, doyuralım. Bir sürü insan işini yapamadı, bir sürü insan ekmeksiz kaldı. Sen yine aynı önlemleri tekrar aldın. Ya sürekli böyle çalışacağına yani tek bir iş yap. 50 kere böyle yasak yenileme. 50 kere toplantıyı bir kere yap ya. Bir kere yap düzgün önlemleri al. Bize dişimizi sıkalım. Zıt bir dök sokağa çıkma yasak yok şu yasak yok bu yasak ya kardeşim yani insanlar sokağa çıkmak zorunda ekmek kazanmak zorunda yani. Sürekli üst üste sürekli arda arda böyle tekrar tekrar aynı saçma sapan yasaklar geliyor yani. Bir döngünün içine girdik çıkamıyoruz yani. Ya madem böyle yapacaksın baştan yap 15 gün 20 gün baştan şu işi bir kere yap bir daha yapma yani. Ama gelin görün ki kimseye laf anlatamıyoruz en doğruyu yine belirli bir kesim biliyor mesela iktidar kesimi en doğruyu biliyor. En doğruyu onlar yapıyor. Başka kimse doğruyu yapmıyor, bilmiyor. Sadece onlar bildiği için, sadece onlar doğrusunu yapabildiği için. Yine onlar yapıyorlar. Ve de çok acayip bir şey yani. Çok acayip, gerçekten çok acayip yani. Vakalar tavan yaptı, tavana kadar çıktı. E sen izin verdin. E sen izin verdin, sen gevşettin yasakları. Hep bu köpek yapıyor. Sen, sen izin veriyorsun, sen gevşetiyorsun. Sonra bir de gene, gene yasağı koyan sensin ya kardeşim. Açı, azaldı mı bitti mi kapandı mı olay ki Hadi hiç gevşetme hiç gevşetme miting yapıyorsun ya miting ya binlerce insanı farklı şeylerden aynı yere topluyorsun mavi olan yerler de kırmızıya dönüyor yani çok acayip bir şey yani de bu olayı ne işi ne gücü ne yani çok olduk bitiremedik çare bulamadık burada ceremesini çekiyoruz zorluğunu yaşıyoruz yani Allah sonumuzu ayrı etsin. ya ne bileyim yani neydi, neyi deniyorlar, ne yapıyorlar bu zenginler? Hastalık nasıl üretildi, nasıl üredi, nasıl türedi? E, Çin'e bakın arkadaşlar. Çin, Çin hastalığı başlatan şehir. E, bir de orada korona yok. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani bir milyar insan var. Kaç kişi öldü belli değil. Ne oldu belli değil orada. Bir anda oldu da bitti maşallah orada oldu. E biz ceremesini çekiyoruz. Tüm dünya ceremesini çekiyor. Ya bu, bu nasıl bir iş yani? Bu nasıl bir plan? Ne, ne yapıyorlar yani o kadar? ben yani çözülecekmiş gibi değil yani. Bir de biz bunu ayak kuyduruyoruz E, bu pezemekler bir de aşı çıkartıyorlar. Ya aşının bari şifresini verin de tüm dünya faydalansın. İt yani. Tüm dünyaya bu aşının şifresini ver. Her, her ülke kendi şifre diyorum yani. Aşının Değeni, kodlarını verin. Ne kullandınız, ne yaptınız, nasıl üretildi bu aşı. Verin şu bilgilerini. Şifre diyorum anne salak gibi. Verin şu bilgileri. Tüm dünya üretsin. Tüm insanlık birlikte iletsin yani. Ya bu dünya yok olsa, bu insanların çoğu ise, sistem tıkansa, her şey dursa yani. Bu aşı şirketleri bu parayla ne yapacaklar? Bu aşı firmalarının sahipleri ne yapacaklar bu parayla? Bir bok aramayacak o para yani arkadaşlar. Yemeyeceksiniz yani bu sistem tıkansa, bu insanlar ölse. Verin. Ya ne kadar para kalan, ne kadar nereye götüreceksiniz o kadar parayı ben anlamıyorum yani. Gerçekten yani şu insanoğlu kadar var ya. En büyük lanet bu insanoğlu bu dünyaya verilmiş ya. Yani. Dünyaya bu kadar zarar veren, bu kadar dünyaya... Kendi kendini de yok ediyor yani. Kendi kendini de yok eden bir ırk daha acaba var mı yani? Bahar gelirken gerçekten bahar geliyor. Biz de ya bu arada biz üşütüyoruz anasını. Korona mı olduk acaba diye 3,5 atıyoruz bu sefer yani. Korona mı olduk ne oldu bize? Korkuyoruz bu sefer yani. Oysa ki korona da yok Bir şey de yok bizde yani. Ne bileyim çözemedim yani. insanlar da bakıyorsun bir yandan insanlar takır takır ölüyor. E insan ölümleri de var. Korona yok diyeceğim. Bu sefer bir sürü insan ölüyor. Nasıl korona yok diyeceksin yani? Korona korona yazıyorlar yani bu insan ölümlerine yani. Grip yazmıyorlar. Nezle yazmıyorlar. Zatürre yazmıyorlar. Korona korona. Eh. Ya bu koronadan mı ölüyor? Başka bir şeyden mi ölüyor acaba? Ne bileyim arkadaş ya. Çok acayip bir sistem, çok acayip bir döngü. Ulan tut bu ayakkabıları var hep gene çıkarmışsın. Vallahi senin komaya sokacağım ha. Vallahi başımızın yeni belası yani. Gerçekten başımızın belası. Bak benim ayakkabıları nereye götürmüş bak. Baş belası. Gel buraya gel. Gel. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel. Onun da burada kulübesi var. Kulübede yatmıyor. Kapının önünde yatıyor şerefsiz. Gelene geçen de gece de ağlıyor. Bizi de uyutmuyor. Ama bizim kız maalesef hayvan istiyor. Hayvansız olmuyor. Tavuklarımız var. Koyunlarımız var. Tuzlarımız var. Bizim kız farklı Köpek alıyoruz, tavşan alıyoruz, kuş alıyoruz. Bizim kız yine de bu hayvan sevgisini bitiremedik yani. Sürekli ona bir arkadaş lazım tabii köy yerinde. Akşama kadar bahçede geziyor. Çiçeklerle oynuyor. Böceklerle oynuyor, hayvanlarla oynuyor. Doyamıyor yine de. İnşallah bir an önce şu korona biter. inşallah şu korona belasına bir an önce kurtuluruz arkadaşlar. Çok fena. Baba, ne Sistem çok fena. Sistem çok kötü. Baba, ne, yapıyorsun sen yine? ne yapayım video çekiyorum. Niye akşama kadar oynuyorsun rahat bırak şimdi değil mi? Çıkma 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 çıkma. İçeri gir yemek yiyeceğiz. Ezan okunacak. Çıkma hiç. Neyse arkadaşlar Allah sonumuzu ailesin yani bu korona morona belasından bir önce inşallah kurtuluruz. Ezan okuyacak iftarımızı yapacağız. Yine Ramazan'ın huzuru bereketi var. Burada yine havalar ısınmaya başladı ve çiğ düştü gene maalesef. Rabbimizin merhameti rahmeti artık çiğ düştü İnşallah bu sene erik olur. Ama yine meyvemiz az olacak yani. İlk geldiğimiz seneler gibi. Köyü de kuruttuk Köye geldi köyde kurudu. Erik melik de bitti köyde yani. İki senedir, bir, bir senedir, iki senedir hiç erik olmuyor. Çiğ vurdu geçen sene. Fidelerimiz de öldü. 200 tane, 300 tane fidemiz öldü. Meyvemiz inşallah bu sene yine bir çiğ vurdu ama inşallah bu sene meyvemiz olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Koronasız günler diliyorum. Yani kızıyoruz, ediyoruz ama inşallah düzelir yani bu olaylar.